İlk sorumuz şöyle. İslamiyet'ten önceki Türk toplumlarında kavramlardan hangilerinin dini terimler arasında yer aldığı söylenebilir? Tabii cevapları ben sizden alabilirim. Kün, kan ve baksı. Cevap ne olabilir arkadaşlar? Şimdi arkadaşlar kün ne anlama geliyor biliyor musunuz? Kün halk anlamına geliyor. Halk. Burada dini terimlerden biri baksı ve kam, ikisi de dini terim. Bunlar genelde din adamlarının kullandığı nelerdir bunlar? Bunlar sevgili arkadaşlarım lakaplar ya da unvanlar. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız burada nedir? D şıkkıdır. Kün ne anlama geliyordu? Halk. Dini değil, daha çok nasıl? Sosyal, içerikli. Tamam. Birinci sorumuz bu şekildeydi. İkinci sorumuza bakalım. Cevapları haydi alalım. Türk İslam devletlerinde görevlilerden hangileri hukuk alanında faaliyet yürütmüştür? Hukuk alanında güzel bir soru. Sevgili arkadaşım çok güzel bir soru. Hangileri hukuk alanında? Emir İdat, Kadili Kudat, Emirül Ümera. Sevgili gençler cevap ne olabilir? Cevap. Şimdi Emir İdat bir kere örfi davalara bakan en büyük hakimler. Örfi. Peki Kadili Kudatlar bunlarsa şerri hukukun başı. Bunlar da birer yargıç. Ama Emirül Ümeralar bunlar arkadaşlar komutan. Yani dini bir özelliğe sahip değil, dini bir yetkisi yok, sadece askeri anlamda. O zaman burada birincisi dini içerikli Emir-i Dat, ikincisi Kadili Kudat, birisi örfi hukukun başı, bir diğeri ise şer'i hukukun başı. O zaman cevabımız D şıkkı. Burada D diyenler arkadaşlar güzel cevap vermiş oldu. Haydi üçüncü soruya bakalım. Üçüncü sorumuz sevgili arkadaşlar, üçüncü sorumuz ne olabilir? Bakalım üçüncü soru. 13. yüzyılda yaşamış ve Anadolu'yu sosyoekonomik koşulları seyahatname. Silelim şöyle. Seyahatname niteliğindeki eserinde yer vermiş olan ünlü seyyah. Hangisidir? Kars, Teksir, Busbex, Marco Polo, Ponspi, Magellan. 13. yüzyıldan bahsediyor. Anadolu'da geçmiş seyahatnamesini Anadolu'dan bahseden kişi. Arkadaşlar özellikle Anadolu Selçukluları döneminde Anadolu'yu arkadaşlar dolaşmış olan ünlü seyyah Marco Polo. Dolayısıyla cevabımız burada nedir? C şıkkı Marco Polo. 13. yüzyılda neyden bahsediyor? Sevgili arkadaşlarım Anadolu'nun sosyo-kültürel yapısından bahsediyor. Haydi dördüncü sorumuza bakalım. Dördüncü sorumuz bize bunu çözelim. Aşağıdakilerden hangisi Topkapı Sarayı'nda bulunan mimari yapı bölümlerinden değildir? Topkapı Sarayı'nda. Bakalım Enderun, Semaniye, Harem, Adalet Kulesi, Birun. Cevaplar ne olabilir arkadaşlar? Cevap şöyle bir baktığımızda zaten Enderun sarayın önemli yapılarından biri. Yine Harem, Birun arkadaşlar, Adalet Kulesi. Burada Topkapı Sarayı'nda bulunan bir mimari yapı olman Semaniye'dir. Semaniye Fatih Sultan Mehmet döneminde yapılmış olan arkadaşlar bu şeyin eğitim kurumlarından olan medreselerin bir diğer ismi. Dolayısıyla burada doğru cevap şıkkımız nedir? B şıkkıdır. Yani Sahn-ı Seman hatırlarsanız Fatih döneminde ne vardı? Sahn-ı Seman medresesi vardı. Bu Sahn-ı Seman medresesinin bir diğer ismi demek ki ne diye geçiyor? Semaniye medresesine geçiyor. Bunu da unutmuyorsunuz. Doğru cevap şıkkımız nedir? O zaman B şıkkı olur sevgili arkadaşlarım. Osmanlı Devleti'nde bulunan aşağıdaki askeri birliklerden hangisi devşirme kökenli askerlerden oluşmaz? Devşirme kökenli neydi? Savaşlarda esir alınan askerlerin Müslümanlaştırılmasıyla devlet hizmetine kullanılması sistemiydi. Bunlardan hangisi devşirme sistemine dahil bir askeri birlik değil? Şimdi burada arkadaşlar CHB'ciler, sevgili dostlarım, bunlar devşirme kökenli. Yeniçeriler zaten devşirme kökenli en arkadaşlar başında gelenler Humbaracılar, Bostancılar da. Burada belki Bostancılar sizin dikkatinizi çekebilir ama burada devşirme kökenli olmayıp Taşra'da arkadaşlar özellikle kale sevgili arkadaşlarım kale ve sınır muhafızları olarak da biliniyor bu. Martoloslar. Martoloslar biraz farklı bir kavram gibi gelse de bunlar bir şey değil arkadaşlar. Yazılarımızın sorumuza geldik. Osmanlı Devleti'nde hayvancılıkla uğraşanlardan vergiye verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar hayvancılık, çift, hirfet, gedik, adeti ana menzil. Ne olabilir bu? Sevgili arkadaşlarım şöyle bir sorumuzu değerlendirelim. Altıncı sorumuz hirfet. Arkadaşlar şöyle bir parça parça gidelim. Genelde el sanatları, zanaatların genel ismi. Gedik, dükkan açma değil mi? Menzil Osmanlı Devleti'nde bulunan özellikle de ulaşım ağını en iyi şekilde kullanmasını sağlamaya çalışan gruplar. Çift ise genelde taşrada tarımla uğraşanlardan alınan vergi anlamında da kullanabilirsin. Burada
hayvancılıkla uğraşanlardan alınan verginin ismi adeti anam. Bunu nereden peki şey yapalım arkadaşlar? Anam sözcüğü, hayvan vergisi dediği zaman kavram olarak anamı bilmemizde fayda var. Anam gördüğümüz yerden bunun hayvancılıkla ilgili bir vergi olduğunu bilelim. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız burada nedir? D şıkkı. Tamam. Bu arada bir yayınımıza bir tıklayalım. Şöyle bir ön plana çıksın. Bir desteklerinizi bir esirgemeyin. Arkadaşlar merhaba bir ön plana çıksın. Yayınımız bedava biliyorsunuz değil mi? Bu beğenme çok fazla sizden bir şey istenmiyor. Evet. Yedinci sorumuza geldik. Hadi bakalım. Yedinci sorumuz. Fatih Sultan Mehmet döneminde aşağıdaki devletlerden hangisiyle mücadele edilmemiştir? Yani Fatih dönemindeki bir ne değildir? Bu bir devlet değil. Onun döneminde yaşamış. Şimdi arkadaşlar Venediklerle savaştığını biliyoruz. Özellikle de bu adaların alınması. Yine Akkoyunlarla Otlubeylik Savaşı'nı yaptığını biliyoruz. Trabzon Rum İmparatorluğu'yla 1461'de savaştığını biliyoruz. Cenevizlilere Kırım aldığını biliyoruz. Sefavilerle savaştığını arkadaşlar, Sefavilerle herhangi ne olmamıştır? Bir savaşı olmamıştır. Çünkü Fatih Sultan Mehmet dönemi hangi döneme denk geliyor? 1451-1481 yılları arası. Fatih Sultan Mehmet dönemi. Peki Sefavilerin kuruluşu ne zaman? 1502 yılında Şah İsmail. Dolayısıyla Fatih bu devletle herhangi bir arkadaşlar dönemde bir ilişki ya da onunla ilgili herhangi bir şey söz konusu değil. Sefaviler Fatih'ten sonra kurmuş bir devlet. Dolayısıyla burada doğru cevap şıkkımız nedir? B şıkkıdır. Evet. Geldik 8. sorumuza bakacağız. 8. sorumuz. 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin ekonomisinin çöküşünde. Güzel bir soru yine. Gelişmelerden hangileri doğrudan olumsuz etkisinden söz edilebilir? Hangileri doğrudan olumsuz? Osmanlı Devleti'nin arkadaşlarım neyi? Ekonomisinin çöküşünde. Sanayi devrim, İngiltere'de meydana gelen Balta Limanı antlaşması, Fransız ihtilali. Şimdi Fransız ihtilali gene de Osmanlı'yı ekonomik değil de nasıl etkilemiş? Siyasi, özellikle devletin bölünmesi, parçalanması, isyanların çıkmasında etkili. Dolayısıyla şuna bir eksi atalım. Sanayi devrimi biliyorsunuz Osmanlı ekonomisinin zamanla büyük devletlerin ekonomisine karşı savaşamayacak, mücadele edemeyecek duruma getirmesinde önemli etkisi olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bunun büyük etkisi var. Özellikle Osmanlı'yı ne hale getiriyor? Osmanlı'yı açık pazar haline getiriyor değil mi? Pazar. Balta Limanı Antlaşması ise İngiltere ile yapılmış. Şimdi İngiltere ile özellikle de İngilizlere çok büyük tavizler vermiş. Yani bu Balta Limanı Antlaşması ile Osmanlı'ya gelen Osmanlı'nın gümrük vergisini ciddi oranda azaltmasını kendisiyle beraber getirmiştir bu antlaşma. Dolayısıyla Osmanlı ekonomisinin çöküşünde çok büyük etkisi vardır. Yani sanayi devrimi ve Balta Limanı Antlaşması Osmanlı ekonomisinin ne olmasına neden olmuş? Arkadaşlar çökmesine neden olmuştur diyebiliriz. Ekonomik anlamda yani şurada burada dikkatinizi çeken kavram ne olsun? Ekonomi. Yani tabii ki Fransız ihtilali çok büyük etkisi olmuştur Fransızlara ama tabii nasıl olmuştur bu? Siyasi anlamda ekonomik değil. Tamam. 8. sorumuz bu şekilde. 9'a bakalım. 9. Şöyle. Osmanlı tarihinde 19. yüzyılda Boğazlar sorunu ortaya çıkmasında Boğazlar bakın bu da çok önemli. Çok soruluyor. Boğazlar sorunu hangileri etkili olmuştur? Boğazlar sorunun ortaya çıkmasında. Buna bir bakalım. Osmanlı'nın Rusya'dan yardım istemesi, Hünkar İskelesi Antlaşması'nın yapılması, Mısır Valisi Kavala Mehmet Ali Paşa isyanı. Bunlardan hangileri Osmanlı'da arkadaşlar Boğazlar sorunun ortaya çıkmasında etkili olmuş? Arkadaşlar bir kere Osmanlı Devleti Kavalalı yani Mısır Valisi kendi valisinin isyanına karşı Ruslardan yardım istiyor. Ruslar gelip Boğazlardan geçiyor. Bu yardım karşılığında Osmanlı ile bir antlaşma imzalıyorlar. Hünkar İskelesi ve bu Hünkar İskelesi'nin bazı antlaşmasının bazı maddeleri gizli tutuluyor ve bu Hünkar İskelesi antlaşması Osmanlı Devleti'nin Boğazlar üzerinde son kez tek taraflı olarak egemenlik hakkını kullandığı son antlaşmadır. Ve bu antlaşmayla birlikte ne olacak? Osmanlı Devleti Boğazlar sorunu ortaya çıkacak ve bunun üzerindeki etkinliğini de ne yapacak? Kaybedecek. Dolayısıyla her üçü de Boğazların uluslararası bir sorun haline dönüşmesinde etkili olmuş. Yani bir isyan olmuş. Osmanlı kendi valisi. Osmanlı bunu engelleyemeyince Ruslardan yardım istemiş. Ruslar da bu yardım karşılığından Osmanlı'dan Boğazlar'a ilgili ne yapıyor? Bir taviz koparıyor. Bu da büyük devletlerin tepkisini çekiyor sevgili arkadaşlarım. Dolayısıyla güzel bir soru. O zaman doğru cevap şıkkımız burada nedir? E şıkkıdır. Haydi gelelim 10. sorumuza. Güzel soru çözümümüz. Osmanlı Devleti'nde gelişmelerden hangi aşağıdaki dönemlerin hangisinde gerçekleşmiştir? Bunlardan biri arkadaşlar ne? Hukukun üstünlüğünün kabul edilmesi, mülkiye mektebinin açılması, encümanın tanışın oluşturulması acaba? Tanzimat, 2. Mahmut, 1. Meşrutiyet İstibdat, Nizam-ı Cedid hangi dönemde bu gelişmeler yaşanmış? Arkadaşlar burada bu soruyu çözerken bizim bir anahtar sözcüğümüz var. Hukukun üstünlüğünün kabul edilmesi. Biz biliyoruz ki Osmanlı Devleti'nde hukukun üstünlüğünün kabul edildiği dönem
Hangisidir? Tabii ki Abdülmecid döneminde 1839 yılında ilan edilen Osmanlı'nın dağılmasını engellemek için ilk kez ilan edilen nedir arkadaşlar? Demokrasi hukuku esaslarının Tanzimat dönemi, yani diğerisinde Tanzimat Fermanı'dır. Dolayısıyla bu dönemde devlete memur yetiştirmek için Mülkiye Mektebi açılmış. Aynı zamanda Bilim Kurulu adı adıyla Encümen-i Danış'ta oluşturulmuştur. 11. sorumuz, 19. yüzyılda ıslahat fermanı ile gayrimüslimlere, yani Müslüman olmayanlara haklardan hangileri tanınmıştır? Gayrimüslimler ıslahat fermanı ne zamandı? Sevgili arkadaşlar, 1856. Yani yabancılar Tanzimat Fermanı ile çeşitli haklar aldılar ama buna doyamadılar. Şimdi Osmanlı bölünmeyi özellikle de isyanları engellemek için il genel meclisine üye olma hakkını gayrimüslimlere veriyor. Aynı zamanda parasını ödedikleri şey zaman askerlik yükümlülüğünü kaldırıyor. Ve ayrıca ilk kez gayrimüslimlere devlet memuru olma hakkını da ıslahat fermanı. Zaten ıslahat fermanı tamamıyla yabancılara yönelik. Yani gayrimüslimlere, Müslümanlardan daha fazla hak elde ettikleri için Müslümanların buna tepkisi olduğunu biliyoruz. Müslümanlar buna itiraz etmiştir. Dolayısıyla cevap şıkkımız burada nedir? E şıkkı. Yani İl Genel Meclisi'nde üye olma, askerlik yükümlülüğünü bedelli yapma, devlet memuru olma, bunların hepsi hangi dönemde ıslahat fermanı ile verilmiş sevgili arkadaşlarım. Haydi 12. soru direkt bir bilgi sorusu. Şöyle biraz küçültelim arkadaşlarım. Evet. Bu arada bir yayınımızı arkadaşlar ne yapalım? Beğenelim, bir ön plana çıkaralım, paylaşalım gerektiyse. Kırım Tatar kökenli Cedid hareketinin öncüsü olan dilde, fikirde, işte birlik cümlesiyle ünlü Türk düşünürü aşağıdakilerden hangisidir? Yusuf Akçur, Ahmet Ağaoğlu, Gaspar Ali İsmail, Sadri Maksudi Arsal, Zeki Veli Togan. Hangisidir arkadaşlar, size direkt bir bilgi sorusu. Cedid hareketinin öncüsü. Aynı zamanda dilde fikirde işte bir cümlesiyle ünlü Türk düşünür arkadaşlar. Bu düşünceleri ortaya koyan ve Cedid hareketinin de öncüsü kim biliyor musunuz? Gaspar Ali İsmail'dir. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız burada nedir? C şık. Bu bir bilgi sorusu. Bunu not alabilirsiniz bazen. Evet. 12. soru. Hadi gelelim 13'e. 13'e geldik. Güzel. Şimdi inkılap tarihi sorularına başladı. Bunlar ortak soru. Şöyle biraz büyütelim arkadaşlarım. Şöyle. Evet. Herhalde görünüyor bu şekil. İkinci İnönü Zaferi. Aşağıdaki devletlerden hangisinin Anadolu'da ilk olarak boşaltmayı başarmasına etkili olmuştur? İtalya, Yunanistan, Ermenistan, İngiltere, Fransa. Hangisi arkadaşlar? İkinci İnönü Savaşı sonucunda ilk kez Anadolu'yu terk etmeye başlayan devlet hangisiydi? Tabii ki İtalya'ydı. İtalya nereyi boşaltmaya başlayacak? Zonguldak ve bölgesini boşaltacak. Peki İtalya tam olarak ne zaman şey yapacak arkadaşlar? Anadolu'yu tamamıyla terk edecek. Arkadaşlar bu Ankara, zaten Ankara Antlaşması yaptıktan sonra Fransa'da tamamıyla terk etmiş olacak. İtalya zaten bu savaştan istediğini alamayan bir devlet. Taraf değiştirmiş Dünya Savaşı'nda. Kendisine İzmir, biliyorsunuz İzmir vaat edildiği halde ve kendisine verilmiyor. Ne yapıyorlar bunu? İzmir onlardan alınıp kime verecek? Yunanistan'a. Dolayısıyla İtalya Kurtuluş Savaşı'na hiçbir şekilde ülkemize karşı ne yapmayacak? Mücadele etmeyecek. Geldik 14. soru. Yok, İtalya arkadaşlar, İtalya. Sorumuz şu: Atatürk döneminde Ekim bunalımı şeklinde tanımlanan siyasi kriz konularından hangilerinden düzenleme yapılmasına sebep olmuştur? Ekim bunalımı. Arkadaşlar Ekim bunalımı şu: Ali Fethi Okyar istifa edince bir daha hükümet kurulamıyor. Şimdi hükümet kurma şekli o dönem meclis hükümeti. Yani bakanlar tek tek meclis içerisinde seçiliyor. Şimdi meclis hükümeti sisteminde bakanlar tek tek meclis içerisinde seçilince bir türlü ne kurulamıyor? Hükümet. İşte hükümet kurulamayınca Atatürk 29 Ekim 1923'te ne yapacak? Cumhuriyeti ilan edecek. İşte bu bunalımı ancak bu şekilde aşabilecekler. Cumhuriyet ilan edildiği zaman Cumhurbaşkanı'nın kim olduğu belli olacak. Yani devlet başkanlığı problemi çözülecek. Hükümet kurma şekli ne olacak arkadaşlar? Meclis hükümetinden kabine sistemine geçilecek. Kabine sistemi neydi? Başbakan tarafından seçilmesi ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmasıydı. Dolayısıyla bu da var. Ama ordunun siyasetten ayrılması bu Ekim bunalımla alakalı bir durum değil. Bu 1924'te çıkarılan bir kanunla. Dolayısıyla burada doğru cevap şıkkımız ne olacak? 1 ile 2, yani A şıkkı. Güzel bir soruydu. Tamam. Muhtemelen anladık bu konuyu. Ekim bunalımı hükümetin kurulamaması sonucu 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilan edilmesi, Cumhurbaşkanının belli olması, hükümet kurma biçiminin değiştirilmesiyle aşılmıştır. Dolayısıyla doğru cevap şıkkı nedir? A şıkkı.
15. soru. Aşağıdaki hangisi Kurtuluş Savaşı'nda görev almış olan ünlü devlet adamı Ali Fethi o şey Ali Fuat Cebesoy'un özelliklerinden değildir. Sorumuz bu. Ali Fuat Cebesoy, Atatürk'ün önemli asker arkadaşından bir tanesi. Nakaşa bir kere Amasya genelgesini imzalayanlar arasında Ali Fuat Cebesoy var. Kuvayi Milliye Birliklerinde biliyorsunuz Ali Fuat Cebesoy Sivas Kongresi'nde Batı Cephesi komutanlığı atanıyor. Dolayısıyla buraya gittiği zaman Atatürk'ü dinlemiyor ve Yunanlara bir saldırı yapıyor. Gediz'de ve ağır bir yenilgi alıyor. Dolayısıyla Gediz Muharebesi'ni de gerçekleştiriyor. Başarısız olunca Atatürk onu alıp Moskova Büyükelçiliği'ne atıyor. Milli Mücadele Hatıraları adlı kitabında ise Milli Mücadele anlatmıştır fakat 1930'da kurulan Serbest Cumhuriyet Fırkası'na üye olmamıştır. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız burada nedir? D şıkkıdır, tamam. Ali Fuat Cebesoy Sivas Kongresi'nde Kuvayi Milliye Komutanı olarak atanmıştır. Buna dikkat edelim. Daha sonra gidip bunlar Yunanlara Gediz Muharebesi'ni yapıyor. Ordu yenilince Atatürk onu alıp Moskova Büyükelçiliği'ne atıyor. Doğru cevap şıkkımız dolayısıyla D. 16. soru. İzmir İktisat Kongresi'nin de kabul edilen misak iktisadi ile gelişmelerden hangisi kararlaştırılmıştır? 1923 İzmir İktisat Kongresi ne zaman yapılacak? 1923'te. Bir kere denizlerde sularımızdan yararlanma, ulaşım yapma hakkının kullanılması bu kongrede kabul ediliyor bir arkadaşlar. 1923'te yine aşar vergisinin yani toprak öşür vergisinin kaldırılması kararı burada alınıyor. Yine en temel kararlardan birisi ulusal sanayinin kurulması kararı da alınıyor. Dolayısıyla İzmir İktisat Kongresi'nde bu her üç karar da alınmıştır. Dolayısıyla hocam şıkkımız burada nedir? Şıkkıdır. 17. sorumuza geldik. 17. Bakalım 17'yi bir çözelim 17'de. Burada arkadaşlar şöyle bir ne yapalım? Beğenelim. Bir ön plana çıkaralım. Paylaşalım yayınımızı. Sorumuz şu. Takrir-i Sukun döneminde yeniliklerden hangileri laikleşme amacına yöneliktir? Laikleşme. Türk Medeni Yasası'nın kabul edilmesi, tekke ve zaviyelerin kapatılması, milletvekilleri yeminin şeklinin değişmesi. Arkadaşlar laikleşme deyince tabii ki medeni kanunla özellikle medeni kanun akıl ve bilme esasları yani dinin etkisinden çıkarılıyor, mecelle kaldırılıyor bu var. Tekke ve zaviyelerin kapatılması bu kurumların toplum üzerindeki etkisi ortadan kaldırılmaya çalışıyor. Özellikle bu da laikleşme yolunda önemli bir adım. Milletvekilleri yemini arkadaşlar genelde din içerikliydi. Bu değiştiriliyor. Bu da laikliğin özellikle laikleşme amacına yönelik. Dolayısıyla her üçü de var. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız burada nedir? E şıkkı. Evet. 18. Güzel bir soru bakalım 18. Onu bir çözelim. Buna göre Türkiye Cumhuriyeti Medeni Kanunu ve İcra İflas Kanunu yasaları aşağıdaki hangisinden uyarlanmıştır? Cumhuriyet döneminde. Yani bu basit bir soru. Çoğumuz biliyoruz. İsviçre, İsveç, İtalya, Fransa, Almanya. Arkadaşlar medeni kanun bir de icra iflas yasası. Bunlar nereden alınıyor? Sevgili arkadaşlar sorumuz bu. Arkadaşlar medeni kanun dediğine göre zaten medeni kanun İsviçre'den alınıyor. Dolayısıyla icra iflas kanunu da İsviçre'den. Yani cevabımız nedir? A şıkkıdır. Evet, cevap şıkkımız A. Evet. 19'a bakalım. 19 güzel bir soru. Tam da böyle sorulabilecek. Karşına gelebilecek güzel bir soru. Bakalım. Lozan Antlaşması'nda konulardan hangileri sonraki süreçte bir daha tartışma konusu olmayarak kesin olarak çözüme kavuşturulmuştur? Bunlardan hangisi bir daha arkadaşlar gündeme gelmemiş? Yani dış borçların gündeme geldiğini biliyoruz. Türkiye 1929'da dünya ekonomik bunalımından dolayı borcunu ödeyemiyor. Tekrar bu ne yapıyor? Tekrardan yeniden görüşülüyor. Boğazlar 1936 Montreux Boğazlar Sözleşmesi ile egemenlik tamamıyla ülkemize geçiyor. Bunu da biliyoruz. Sonradan tartışıldığını. Patrikhane de sonradan bir tartışma konusu olmuş ama savaş tazminatı biliyorsunuz Türkiye Yunanistan ülkemize kara ağacı vermiştir ve bu bir daha tartışma konusu olmamış. Kaptürasyonlar da kesin bir şekilde ne yapılmıştır? Kaldırılmıştır. Dolayısıyla bir daha gündeme gelmeyecek şekilde kesin olarak çözülenlerden birisi savaş tazminatı. Bir diğeri kaptürasyonlar. Dolayısıyla burada doğru cevap şıkkımız ne? Aşık. Güzel bir soruydu. Bu daha sorular gelebilir. 20. soruya bakacağız. 20. soru. Aşağıdakilerden hangisi Hakkari ve çevresinde kaos yaratarak İngilizlerin kışkırtmasıyla başlatılan bir olaydır? Şeyh Eşref olayı, Razgard, Nasturi ayaklanması, Bozkurt, Lotus olayı, Ali Galip olayı. Arkadaşlar bu Razgard olayı Bulgaristan'daki Türk mezarlarına saldırı meselesi. Bozkurt Lotus yine Türkiye ile Fransız iki geminin çarpışması meselesi. Ali Galip olayı
Atatürk'ün Sivas'a geçerken onu yakalama çalışması meselesi. Eşref olay zaten bir isyan. Burada bahsedilen olay Hakkari ve çevresine çıkan ayaklanma Nasturi ayaklanması. Dolayısıyla da hocam şıkkımız burada nedir? C şıkkı. 24. sorumuza geldik. Evet pardon. 21. sorumuz. Buna bir bakacağız. Atatürk ilkeleriyle ilgili bir soru. Yeni Türk Devleti'nde gelişmelerin aşağıdaki Atatürk ilkelerine hangilere doğrudan ilgili olduğu söylenebilir? Kadınlara yerel yönetimlere katılma hakkı. Bu direkt cumhuriyetçilikle alakalı arkadaşlar. Kadınlara genel yönetimlere seçme ve seçim hakkının verilmesi. Bu da cumhuriyetçilik ya da halkçılıkla ilgili. Dolayısıyla o zaman cumhuriyetçilikle neyi bulmamız lazım? Halkçılığı. Bir bakalım soruya. Unuttuğumuz bir şey var mı? Hayır. Birincisi halkçılık diyebiliriz. İkincisine cumhuriyetçilik. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız B'dir. Halkçılık aynı zamanda arkadaşlar cumhuriyetçiliğin de neydi? Onu destekleyen bir ilkeydi. İkisi birbirine çok yakın. Yani halkçılığı biz şöyle tanımlıyorduk. Dini, dili, cinsiyeti ne olursa olsun herkesin kanun önünde eşit olması, yönetime katılması. Cumhuriyetçilikte zaten herkesin serbest seçimler yoluyla oy kullanarak, seçimlere katılarak yöneticisini seçmesi meselesi. Dolayısıyla burada doğru cevap şıkkımız nedir? Halkçılık ve cumhuriyetçilik diyebiliriz. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız burada nedir? B şık. 22. sorumuza bakalım. 22. Bakalım 22. 1937'de yapılan değişiklikle 1924 Anayasası'nda unsurlardan hangileri yer almıştır? Burada sizin dikkatinizi çekmesi gereken 1937 tarihi. Yeni Türk Devleti'nin yönetim şekli ve resmi dili. Şimdi bu ne zaman meydana arkadaş, ne zaman belirleniyor? 1923'te. Yani Cumhuriyet'in ilanı 29 Ekim'de. Atatürk ilkeleri 1937 yılında yapılan değişikliğe girecek. Devletin dini İslam'dır ibaresi 1928 yılında. Dolayısıyla burada bahsedilen nedir? Yalnız 2, yani 1937 yılında 1924 Anayasası'nda yapılan değişiklik nedir? Atatürk'ün ilkeleri anayasaya ne yapılmıştır? Dahil edilmiştir. Dolayısıyla doğru cevap şıkkımız burada nedir? B şıkkı. 23. sorumuza bakalım. 23. 23. soru. Yukarıdaki eğitim kültür kurumlarından hangileri Atatürk döneminde açılmamıştır? Arkadaşlar, Atatürk döneminde açılmayanı. Şimdi Atatürk 1938'de vefat ediyor biliyorsunuz. Türk Tarih Kurumu 1930'lar. Yanlış hatırlamıyorsam 1931'di. Halk Devleti 1932. Türk Dil Kurumu 1930. Köy Enstitüleri arkadaşlar burada 1940 Atatürk vefat ettikten sonra yine Ankara Üniversitesi 1946 yılında. Dolayısıyla Atatürk döneminde açılmamış, daha doğrusu olmayan kurumlar köy enstitüleri. Bir de Ankara Üniversitesi. Yani doğru cevap şıkkımız burada ne oluyor? 4 ile 5. Yani C şıkkı. Tamam. Haydi 24. sorumuz. Bakalım 24. Hangisi 5 yıllık kalkınma planı çerçevesinde kurulan fabrikalardan değil arkadaşlar? Burada 5 yıllık kalkınma planı 1933'te hazırlanıp 1934'te uygulanmış. Bunu unutmayalım. Şimdi arkadaşlar Malatya, Gemlik, Nazilli, Beykoz bunlar hepsi o dönemde ama Alpulu, Denizli'deki Alpulu Şeker Fabrikası 1926'da açılmış Türkiye'nin ilk şeker fabrikası değil mi? Evet. Ama arkadaşlar birinci 5 yıllık kalkınma sanayi planı ne zaman, hangi yıllar kapsıyor? 1933'te hazırlanıp 34'te uygulanmış. Dolayısıyla burada bu plan çerçevesinde kurulmayan fabrika hangisi? Türkiye'nin ilk şeker fabrikası olan Alpulu Şeker Fabrikası. Bunu unutmayalım. 25. sorumuz. Buna bir bakalım. 25. derlemiş. Evet. Biraz detay bir soru değil mi? Evet. Aşağıdaki gelişme hangisi? İkinci Dünya Savaşı'nın sonuçları arasında gösterilemez. İkinci Dünya Savaşı arkadaşlar. İkinci Dünya Savaşı ne zaman başlamış? 1939'da başlayıp 1945'te biten savaş. Bir kere Birleşmiş Milletler arkadaşlar. Cemiyet-i Akvam yıkılıyor. Birleşmiş Milletler bunun yerine kurulacak. NATO yine 1949. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra. İsrail 1948. Doğu ve Batı blokları. Doğu'nun başında Sovyetler. Batı'nın başında kim vardı? Amerika. Fransa'nın Suriye'deki mandater yönetimini sonlandırması 1936 yılıdır. Yani 2. Dünya Savaşı'ndan öncedir. Arkadaşlar dolayısıyla doğru cevap şıkkımız burada nedir? Fransa'nın Suriye'deki mandater yönetimi sonlandırması 2. Dünya Savaşı'nın öncesi bir gelişme, sonrası değil. Şimdi geldik 26. sorumuza bakalım. Bir 26 bize ne diyor? Yayın biraz sallanıyor gibi. Aşağıdaki hangisi arkadaşlar Adnan Menderes döneminde Türkiye'de yaşanan gelişmelerden değildir? Adnan Menderes dönemi ne zaman? 1950-1960 yılları.
Şimdi Kore asker gönderilmesi, Birleşmiş Devletleri üye olması, Atatürk'ü koruma yasasının çıkarılması, İran Irak Pakistan ile Bağdat Pakma oluşması, ezanın Arapça okunmasının serbest bırakılması hangisi? Onun döneminde olmayan bir gelişme. Şimdi arkadaşlar Kore asker gönderilmesi 1950'ler yani onun döneminde, Atatürk koruma kanunu çıkarılması onun döneminde, İran Irak Pakistan devletleri Bağdat Paktı yine onun Arapça ezan Arapça okunmasının serbest bırakılması onun döneminde, fakat Birleşmiş Milletlere üye olması arkadaşlar İsmet İnönü döneminde. Dolayısıyla doğru cevap çıkmamız demek ne zaman? İsmet İnönü dönemi. Doğru cevap çıkmamız burada nedir? B şıkkı. Geldik arkadaşlar 27. ve son sorumuz deneme çözümümüzde. Aşağıdakilerden hangisi 1980 ve sonrası dönemde Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşanan gelişmelerden değildir arkadaşlar? 27. ve son sorumuz. Bu dönemde arkadaşlar Eurovision şarkısı yarışmasına katılması, ilk renkli televizyon, Nobel Edebiyat Ödülü alınması, ilk kez televizyon kanalı açılması 1980 ve sonrasıdır. Vurun Kahpe isimli taze sinema filmin çekilmesi 1960'lar yanlış değilsem. Yani dolayısıyla doğru cevap şıkkımız burada ne diyerince şıkkıdır sevgili arkadaşlar.